Selamlar arkadaşlar, mühürler ve dengelere. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten böyle benim için heyecanlı ve bir o kadar da önemli bir içerikle karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar, başlıktan da anlayacağınız üzere elimizde bir adet webtoon ve bir adet de manga bulunmakta. İkisi de Türk yapımı. Bu arada elimizde derken şaka yapmıyorum arkadaşlar. Harbiden elimde, yani ikisini de kendim yaptım. Bir süredir bizi takip edenler bilirler. Bahsederim ben hep böyle yapmakta olduğum, üzerinde işte çalışmakta olduğum bir manga var diye. Ve o manga sonunda tamamlandı. 151 sayfalık bir ilk sayı. Üçleme olacak bu. Yani üçlemeden kastım da şu arkadaşlar, hani onu da söyleyeyim. Aslında bir devasa bir evren var karşımızda. O devasa evrenin içerisindeki bir hikayeye odaklanıyor. O hikayeyi üçleme olarak sunacağım. Ancak o hikayeden türeyecek ileride birçok farklı ana hikayelere giden yollarda göreceksiniz. Neyse, mangayı şimdilik arkadaşlar biraz daha videonun sonuna doğru bırakalım. Ben yayınlamaya da başladığım bir içerik üzerine konuşmak istiyorum ve gerçekten heyecanlıyım. Yani webtoon üzerinden konuşmak istiyorum. Webtoon'dan da bahsetmeden öncesinde sizlere şöyle küçük bir detay vereyim. Bu webtoon'umu yayınladığım siteden biraz bahsetmek istiyorum. Benim şu anda yayınlamış olduğum The Tower Stories isimli webtoon'um arkadaşlar, webtoon sitesinde yayınlanıyor. Webtoon iki kısma ayrılıyor bu. Benim en azından yayınlamış olduğum Webtoon'un sitesi iki kısma ayrılıyor. Bunlardan biri Webtoon Originals, bir tanesi de Webtoon Canvas arkadaşlar. Canvas'a herkes istediği içeriği atarken, Originals'a sadece Webtoon sitesinin editörleri aracılığıyla taşınabildiğiniz, oraya girebildiğiniz bir alan. Biraz daha özel bir alan arkadaşlar. Çünkü şöyle, siz Originals'a girdiğinizde artık Webtoon sizi kendi artisti olarak kabul ediyor ve size para veriyor arkadaşlar. Ki bu da oldukça cazip bir fırsat. Tabii şartları var. Aylık 40 bin görüntülenme ve 1000 aboneye sahip olmanız gerekiyor gibi gibi. Buna rağmen Originals'a çıkamayabilirsiniz de. Bu biraz şans işi, biraz da destek işi aslında. Şimdi esas konumuza geri dönelim arkadaşlar. Biz Webtoon'umuzu Webtoon Canvas üzerinden yayınlıyoruz. Ve her pazartesi günü çıkacak şekilde ayarladık. Bu arada arkadaşlar, içerik İngilizce yayınlanıyor ama sakın merak etmeyin. Bunun Türkçesini de ben size paylaşacağım. Ancak İngilizce kısmının görüntülenmesinin bizim için oldukça büyük bir önemi var. 40.000 görüntülenme ve 1000 aboneye ulaştığımızda, çünkü Originals'a geçme gibi bir seçeneğimiz oluyor ki o zaman da ben bu işten para da kazanmış olacağım. Böylelikle bir yandan hayatımı da devam ettirebilirken bir yandan sizlere bunları sunacağım ki bu benim için gerçekten harika olur. Üniversite mezunuyum arkadaşlar, neredeyse 2 yıldır ve yani tahmin edebileceğiniz üzere hiçbir işim yok. Ancak ben bunu çok da olumsuz olarak görmüyorum. Ben zaten hayatım boyunca hep anime, manga kültürleriyle ilgilendim. Ve sürekli bir yerlerde bu kültüre dayalı çalışmalar yaptım, projeler ürettim. Yapmış olduğum manga aslında hani bitti diyorum da neredeyse 5-6 yıllık bir manga arkadaşlar. Ben bunu okul dönemlerimde başladım. Fırsat buldukça geliştirdim, çizimlerini yeniledim, hikaye konseptini genişlettim falan filan. Açıkça söylemek gerekirse arkadaşlar, ben zaten hep bir çizgi roman üzerine çalışmalar yapıyordum. Hep de yapmak da istiyordum. Hedeflerim hep buna yönelik oldu. Yani üniversitede ben zaten çizgi film bölümü okudum arkadaşlar ve çizgi roman dersi falan da aldım. Ya bu arada bunları şey olarak söylemiyorum. Hep yani bu iş üzerine yoğunlaşıp hep bunu yapmak istiyordum ama lakin bildiğiniz üzere Türkiye'de bunu yapabileceğim bir yer veya şey yok. Ben bu şekilde ya işte Shonen Jump'ın bir sitesine başvurmam gerekiyor. İşte ya da bu şekilde Webtoon gibi sitelerde bir şekilde öne çıkmam gerekiyor. Ki ben de şansımı Webtoon'dan denemek istedim arkadaşlar şimdilik en azından. Ve bu şekilde de işe başlamış olduk. Dediğim gibi her pazartesi günü bölümlerimiz yayınlanacak, gelmeye devam edecek. Şimdilik daha ilk bölümümüz yayında. Siz bunu izlerken tam kestiremiyorum bu videoyu ne zamana çıkaracağım. Kesin bir tarih vermek istemiyorum arkadaşlar ama büyük bir ihtimalle cumartesi veya pazar gündür bu videoyu izlediğiniz tarih. Yani bir sonraki pazartesi de çıkacağına göre ikinci bölüm size yakında olmuş olacak. Yani hemen hemen iki bölümü birden okuyabilme gibi bir şansınız olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar, burada önemli kısım şu, benim ciddi manada bu işi devam ettirebilmem için desteğe ihtiyacım var.
Ya bunu da şey gibi algılamayın lütfen ya, işte adam bize para at, şu at, bu at. Hayır arkadaşlar, yani bir destek illaki şey demek değil, yani para atmak demek değil. Ya onu da yapmak isteyenler olursa eyvallah. Kanalımızın katıl butonu açık. Süper teşekkürlerimiz açık. Ya dediğimiz gibi ben şu anda sadece YouTube ve bu çizgi roman işine odaklanmış durumdayım ve hiçbir gelirim yok. Neyse. Dediğim gibi ancak para işin farklı bir yüzü. Bizim için şu andaki en önemli yüzlerinden bir tanesi arkadaşlar Webtoon'daki görüntülenme oranları. Eğer sizler bana destek verebilir, sürekli olarak her hafta çıktığında bu Webtoon'umuzu okuyup, beğenip, abone olabilirseniz arkadaşlar ben burada yükselebilirim. Siz o seriye baktıkça diğer insanların bakma oranları da artar. Böylelikle başarıya ulaşabiliriz ve bu işi gerçekten yapmak isteyen insanlar da bunu görürler. Yani Türkiye'den de bu tarz işlerle ilgilenen insanların bir şekilde yolunu bulabileceğini görürler arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten önemli bu manga veya işte webtoon konseptlerinde desteklenebilmek. Ya ben de sizden açıkçası o desteği bekliyorum arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani İngilizce bilmiyor bile olsanız şöyle bir tıklayıp spoiler almamak için hızlıca aşağıya inip sadece görüntülenme oranı kazandırsanız bile şu anda benim için Webtoon'da oldukça değerli. Tabii üzerine yorum da atarsanız çok makbule geçer. Bu arada merak eden arkadaşlar varsa hemen söyleyeyim çünkü çok önemli bir kısım. Arkadaşlar siteye üyelik tamamıyla ücretsiz ki zaten üye olmadan da okuyabiliyorsunuz. Tüm oradaki çizgi romanlara bedava erişebiliyorsunuz. Telefonla aplikasyonu da indirebiliyorsunuz ki telefonda ciddi manada çok kaliteli duruyor arkadaşlar tüm işler. Yani çok rahat bir şekilde aşağıya kaydıra kaydıra okuyabiliyorsunuz. Kayıt olmanın avantajı da şu oluyor. Hem abone oluyorsunuz bir sayıya, bir seriye, hem de yorum atabiliyorsunuz. Ya yani abone olunca ben bu seriyi destekliyorum, okuyorum, takip ediyorum demek oluyor. Böylelikle yeni bölümler çıktığında hemen size bildirim geliyor. Ve tüm bu güzel özellikleri de tekrar tekrar söyledim biliyorum ama ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence güzel yani. Ben lise dönemlerimde şahsen anime ve manga kültürünün bu derece büyüyebileceğini hayal edemezdim. Çünkü o dönemlerde insanlara sorduğumda ya kardeşim anime izliyor musun falan dediğinde adam onu bilmiyordu. Ya anime ne falan yapıyordu. Şimdi nereye sorsan insanlar anime en azından ne olduğunu biliyorlar. Veya izlemiş oluyor ki bu çok daha güzel. Ve ek parantez arkadaşlar. Oyun tutkunları ve FRP severlerin bunu seveceğini düşünüyorum. Bu şu anda Webtoon'da yayınlamış olduğum seri arkadaşlar. Benim DM'liğini yaptığım 3 kişilik bir grubu oynattım. FRP aslında arkadaşlar. Bu FRP'den de bunu bu şekilde webcomiye uyarladım. Yalnız hemen şöyle de düşünün ya, bu adam D&D oynatmış, oradan da işte dünyayı şunu bunu çakarak bir hikaye oluşturmuş. Şöyle yapmadım arkadaşlar. Ben yaklaşık 10 yıldır bir çizgi roman evreni, daha doğrusu hikayelerim üzerinde yazabileceğim bir evren tasarlamakla uğraşıyorum. Ve kendi FRP'lerimi de bu tasarladığım evrenin üzerinden oynatıyorum. Tamamıyla kendi kuralları var, kendi ayrı canlıları var, özellikleri var, yetenekleri, kabiliyetleri olan canlılar var. Yani çok dolu dolu bir evren aslında. Ve siz de izledikçe zaten farkına varacaksınızdır. Bu arada çizimleri görüyorsunuz, sakın aklınızda gene şöyle bir şey canlanmasın arkadaşlar. Ya çocuk hikayesi gibi bir şey duruyor demeyin. Çizimlerin biraz daha basit olmasının iki sebebi var arkadaşlar. Birincisi haftalık yapmaya çalışıyorum ve haftalık hiçbir para kazanmıyorken bu tarz işlerle uğraşmak gerçekten çok zor oluyor, ekstra zor oluyor. Ki çizimler zaman alıyor. Çizimleri bir derece o yüzden güzel, göze hoş görünebilecek bir chibi style'da arkadaşlar kıstım. Bir de renklendiriyorum ki renklendirme zaten beni tüketen kısım oluyor bu haftalık çalışma şeklinde. Ancak bu şekilde yetiştirebiliyorum. O yüzden kusura bakmayın ama şunu da beklemeyin. Ya bu çocuk hikayesi değil arkadaşlar. Kesinlikle karşınızda çok karanlık ve tehlikeli bir dünya duruyor. Orada karakterlerin atıldıkları maceraları bizzat hissedeceğinizi düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bu evren ve hikaye benim için o kadar değerli ki her detayıyla çok ince uğraşıyorum. Yani kendi alfabesi ve dilinden tut uğraştığım birçok çalışması var, haritaları var. Yani bir sürü detayı var arkadaşlar ve bu detaylarla uğraşmak beni çok şey yapıyor, motive ediyor. Tabii sizlerin de bu seriyle ilgili okuduktan sonra yorumlarınızı atarsanız ben de bunları gördüğümde çok daha motive olmuş olacağım. Aklınızda bulunsun. Şu anda ben elimde 3 bölüm var arkadaşlar. 4. bölümü çizmekteyim. Neredeyse bitti. Her zaman yayınlanmış olan seriden
Yani 2-3 bölüm önde olmuş olacağım manasında geliyor arkadaşlar bu. Yani sizin olur da söyleyeceğiniz şeyler olursa abi çizimde şuna dikkat et, şöyle yapabilirsin, böyle bir taktik uygulayabilirsin falan filan derseniz bunları en yeni 2-3 bölüm sonrasında görmeye başlamış olursunuz. Çünkü dediğim gibi biraz önden çiziyorum. Ne olur ne olmaz bir gün, yani bir hafta olur hasta olurum, hiç ilgilenemem, bir şey olur falan filan, elimde bölüm dursun yani, değil mi? Bence güzel bir hazırlık, bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi webtoon kısmımızdan bir derece bahsettik. İkinci kısım biliyorum birçok manga sever arkadaş da merak ediyordur. Yapmış olduğumu söylediğim manga. İkisi arkadaşlar aynı evrende geçiyor tahmin edebileceğiniz üzere. Yalnız ikisinin de zaman çizelgesi çok farklı arkadaşlar. Biri çok daha geçmişte geçerken biri çok daha gelecekte geçiyor. Mangam gelecekte geçen kısmı biraz daha bize birkaç derece daha yakın olan bir gelecek diyebilirim arkadaşlar. Ana hikayeye bağlanmalık bir konseptten ilerliyor ve dediğim gibi üçleme olacak. Yayın evleri araştırması olsun, nasıl yayınlayabilirim, ne yapabilirim, nasıl çıkartabilirim, hala da araştırma kısmında bu benim için. Ancak sorularınız, şeyleriniz olursa memnuniyetle cevaplarım bu noktada. Lütfen bu arada yorum atmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yani bu videoyu beğenelim, yorumlayalım, biraz öne çıksın ki Türk anime, manga ile ilgilenen insanların yaptığı projelerin değer görebildiğini diğer kişilere de gösterelim. Bu yüzden dediğim gibi desteklenmek çok önemli. Lütfen destekleyin bu konuda bizleri. Okuyun, yorum yapın, fikirlerinizi söyleyin. Böyle böyle hep beraber büyüyelim. Yani en çok istediğim şeylerden biri kesinlikle bu olur arkadaşlar. Neredeyse unutuyordum. O yüzden hemen sizlere bahsetmek istiyorum. Türkçesinde yayınlayacağımdan bahsetmiştim. Ancak bunu nasıl yapacağımdan, ne şekilde yapacağımdan bahsetmemiştim. Şimdi normalde şöyle bir durum var. Originals kısmına girebilmeniz için arkadaşlar. Yani Originals sizden eserinizi hiçbir yerde yayınlamamanızı istiyor. Aslında biraz sıkıntılı bir durum. Benim anladığım kadarıyla ki bu bilgiye de Webtoon'un formlarından ulaştım. Yani insanlar o şekilde söylemişler, şey yapmışlar. Kimi seriler işte her yerde paylaştığı için giremiyor demiyor demişler. Ben şöyle yapacağım. Video şeklinde tamamıyla Türkçe şekilde yapacağım. Sonuçta birçok yabancı Webtoon'da Türkçe'ye çevrilip korsan veya öyle veya böyle insanlara ulaşıyor. Onlara sorun olmuyorsa herhalde benim Türkçe yayınlamamda sorun olmaz diye düşünüyorum. Umarım olmaz. Anlayacağınız üzere arkadaşlar herhangi bir sorun teşkil etmediği müddetçe ben bunu Türkçe olarak her hafta YouTube kanalımız üzerinden Ocean Comic kafasında sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım o da keyifli bir içerik olur. O yüzden yani lütfen takip edin bunu. Webcomic ile benim Türkçesini yayınlayacağım arasında biraz zaman farklılığı olacak. Ben birini pazartesi yayınlarken diğerini çarşamba günü yayınlayacağım. Türkçe olarak sizlerin bunu inceleyip görmeniz, izlemeniz benim için gerçekten çok değerli arkadaşlar. Ancak benim Webtoon gibi yabancı bir platformda tutunabilmem için oranında görüntülenme oranlarının gerçekten yüksek olması lazım. Eğer ben ikisini de aynı gün paylaşırsam, yani bazı kişiler Türkçe'ye bakıp ya ona da sonra bakarım deyip unutabilir, edebilir. Böylelikle benim görüntülenme oranlarımı etkileyebilir. Bu yüzden sizden rica ediyorum arkadaşlar. Türkçesini bile bekliyorsanız en kötü Türkçesini okuduktan sonra İngilizcesine muhakkak bir bakın ki görüntülenme kazansın. Abone olun, beğenin, yorum yapın ki Webtoon'a da yorum yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu içeriği hep beraber destekleyelim ve hep beraber bu işlerin olabildiğini herkese gösterelim arkadaşlar. Şu anda benim aklımda kalan başka bir şey olmadı sanırım. Söylemek istediğim her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Umarım güzel yerlere, çok daha iyi yerlere geliriz. Aklımda da sizlere aktarmak istediğim tonlarca hikaye, içerik var arkadaşlar. Ki Bahadır kardeşimle de bunun üzerine çalışıyoruz, yapıyoruz. Ki Bahadır da bu oynattığım FRP'nin bir oyuncusuydu. Yani onun karakteri de aslında okuyacağınız Webtoon'da var arkadaşlar. Hangisi olduğunu tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Yorumlarda bunu belirtirseniz sevinirim, bence şu, bence bu diye. Öyleyse arkadaşlar bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.